Doğaya her dikkatli bakış, bugüne de kıyısına kadar gelsek bile gözden kaçırdığımız daha ne kadar çok patika yol olduğunu serer gözler önüne. Herkesin bildiği ve yürüdüğü yollardan ayrılıp bu patikalara girerseniz eğer, çok az kişinin gördüğünü görme, çok küçük bir grubun bildiğini öğrenme şansını yakalamak işten bile değildir. İşte Kahramanmaraş'ın Uludağ zirvesinde yürüyen dağcıların dikkati sonucunda nadir görülen bir doğa olayının ortaya çıkması hikayesi tam da bu değişmez kuralı doğrular nitelikte. Çıktıkları zirvede açık kahve kayaları kırmızıya kesecek kadar çok sayıda uğur böceği ile karşılaşmalarını yetkililere aktaran sporcular bu gizemli olayın öğrenilmesini sağlamış. Ardından başlayan bilimsel çalışmalar uğur böceklerinin bir dağ zirvesindeki büyük toplantısının nedenlerini hala aramaya devam ediyor. Şehrin tanıtımına ve meraklıları bu şirin böcekle buluşturmaya katkı sağlar diye bir de festival oluşturulmuş. Ben de başka gazeteci arkadaşlarla beraber konuk listesindeyim. Sır Baraj Gölü kıyısında karşılanış şeklimiz ise bu coğrafyanın sıcaklığıyla özdeş. Adını eskiden beri kahramanlıklarıyla bildiğimiz Kahramanmaraş'tayım. Ancak bu sefer başka sebeplerle geldim Kahramanmaraş'a. Maraş son günlerde tarihi eserleriyle ve doğasıyla ön plana çıkmaya başladı. Bizi de ekibimizle birlikte 4. Uğur Böceği Festivali'ne davet ettiler. Şimdi yaklaşık olarak 2000 metre tırmanmış durumdayız ama uğur böceklerinin bulunduğu yere gidebilmemiz için en az bir saat daha tırmanmamız lazım, yürüyerek tabii. Umarım çıktığımız yerde uğur böceklerini de göreceğiz ve bütün bu güzelliklere hep beraber şahit olacağız. Dağların yarı belinden itibaren sise gömüldüğü, yamaçlardan aşağı doğru rüzgarların coşturduğu bulut sellerinin aktığı bu yüksekliklerde yürürken aklımda sorular dolaşıyor. Küçücük bir böcek, boyuna posuna aldırmadan kırmızı kitin kanatlarının altında sakladığı uçuş takımlarını açıp neden üzerinde doğru dürüst bitki bile yetişmeyen 2400 rakımlı zirvelere uçar. Ona buralarda toplanma emrini veren içsel saat ne zaman işlemeye başladı? Buraya kadar üremek için mi yoksa ölmek için mi geliyor? Yoksa binlercesinin yılın belirli dönemlerinde burada toplanmasının hala anlayamadığımız başka bir sebebi mi var? Bu böcek hakkında bildiklerim dışında bir şeyler öğreneceğim kesin gibi görünüyor. Önüme ilk uğur böcekleri çıkmaya başladı. Genellikle kayaların aralıklarına saklanmışlar.
Çok ilginç. Ortalama olarak 2400 metre yükseklikteyiz. Bu yükseklikte bu canlılara rastlamak tabii herkesin çok ilgisini çekiyor. Gerçekten her kayanın aralığında, taşların alt kısımlarında, küçük kuytularda yüzlercesine rastlamak mümkün ki tam doruğa çıkmadım. Bunlar ilk görmeye başladığım böcekler. Bilim adamlarını düşündüren konu şu, uğur böcekleri buraya niçin geliyorlar? Bununla ilgili birkaç alternatif düşünce var. Kimisi buraya ölmek için geldiğini söylüyor. Kimisi yumurtlamak veya beslemek amacıyla geldiğini iddia ediyor. Her ne şekilde olursa olsun uğur böceğinin insanlar üzerinde bir sempatisi var. Aslında bu bir yırtıcıdır. Günde 100 tane yaprak biti yiyebilir bir uğur böceği. Ancak çocuklar, büyükler hepsi burada büyük bir keyif içinde onları izliyorlar. Daha yukarıda sanırım daha geniş popülasyonlara rastlayabiliriz. Burada taşların dibinde gördüğüm bir şey, uğur böceklerinin bu yüksek tepeye tırmanıp hayat döngülerinin bir bölümünü burada sonlandırdıklarını destekliyor. Kayaların kıyısında çok fazla uğur böceği ölüsü var. Mesela burada. Bunlar kendiliklerinden ölmüş olmalılar. Çünkü çok sayıda, yüzlerce, binlerce uğur böceğinin ölmüş kalıntıları var. Türkiye'de Coccinella cinsinin 7 noktalı üyesi Septem punctata ve 5 noktalı Quinque punctata en yaygın türler. Özellikle 7 noktalı türün yüksek yaylalarda binlerce, hatta milyonlarca bireyle bir araya gelişi ve kışı ergin olarak kaya aralıklarında geçirme arzuları bilinen bir özellikleri. Ancak bunu neden yaptıkları, neden bu kadar yüksek bir noktayı seçtikleri, göç noktalarını nasıl bu kadar büyük hassasiyetle bulabildikleri araştırılmaya devam ediyor. Doktor Özlem Kalkar'ı buluyorum. Uğur böcekleriyle ilgili çalışmalarımız 2 yıl sürdü. 2008 yılında resmi olarak başladık ama bizim geçmişimiz, buraya geliş gidişlerimiz 2006 yılından beri devam ediyordu. Biz bir doğa sever, doğada yürüyüş yapan bir grup olarak bu bölgeden geçtiğimizde çok harika bir doğa harikasıyla karşılaştık. Uğur böceklerini gördük ki bunlar zaten orada köy halkıyla da yaptığımız görüşmelerde inanın çok uzun zamandır burada olduklarını öğrendik. Hani biz geçerken tesadüfen rastladık diyelim. En çok dikkati çeken şeylerden bir tanesi böceklerin bir arada bulunmaları ve akıllardaki soru buraya niçin geldik? Evet, uğur böcekleri değişik yaşam döngüleri olan hayvanlar. Bunlar Nisan ya da Mayıs aylarında özellikle tarım alanlarında yaprak bitlerinin olduğu bölgelerde çiftleşmek için bir araya geliyorlar. İşte o bölgelerde yaprak bitleriyle beslendikten sonra yazın sıcak, kurak dönemlerini ve besin azlığından dolayı yazı geçirecekleri, bir de kışı geçirecekleri bölgelere doğru göç ederler. Ve Uludağ'da o göç ettikleri yazı sakin sessiz geçirebilecekleri bir yer olarak seçmişler. Bu yeni bir şey de değildir herhalde. Kesinlikle yeni bir sadece şey değil. Sadece insanlar bunu yeni fark etti. Kesinlikle. Uğur böcekleri belki bunu binlerce yıldır yapıyorlar. Kesinlikle, tabii ki. Uğur böcekleri belki de hani dünyada var olduğu sürece bu özelliklerini kazanarak bunu yıllarca yapıyorlar. İnsanların burayı gezmesi çok güzel. Evet. Böcekleri öğrenmeleri, onlara yakınlık duymaları çok güzel. Ancak bir yandan da böcekleri tedirgin etmek gibi bir sonuç doğuyor mu? Kesinlikle doğuyor. Şimdi burada biz ilk geldiğimiz zaman kesinlikle hani bir grup halinde geldik. Grup haline geldiğimizde fark ettik ki hani siz de görmüşsünüzdür çok sayıda insan olduğu zaman çok sayıda taş altlarında, kaya altlarında olduğunda hep ezme durumu oldu. Öncelerde olduğu zaman hep böyle bir zayiat verdik. Tabii fazla bir insan grubu ve bilinçsiz ve tek elden olmadığı için de işte insanların geçtiği bölgelerde bir çevre kirliliği yaratılmaya başladı. Bu da tabii ki bölgenin biraz dejenere olduğunu söyleyebilirim. Çok, yani ilk geldiğimiz dönemden daha bir yıpranmış olduğunu söyleyebilirim. Uğur böceklerine baktıkça onlar hakkında ilginç şeyler geliyor aklıma. Bunlar aslında Coccinella cinsinden
kın kanatlılar. Çok ilginç bir yaşam döngüleri var. Yaşama larva olarak başlıyorlar. Larvaları korunma gereği duymuyor uğur böceklerinin. Çünkü vücut sıvıları zehirli. Bu zehir özellikle kuşlar ve örümcekler dışında etkili. Ya da en azından kötü lezzetli bir av hüviyeti kazandırıyor uğur böceğine. Bu yüzden uğur böceği çok fazla avlanan bir böcek değil diğer hayvanlar tarafından. Zaten kırmızı rengi de diğer hayvanlara biraz o mesajı veriyor. Yani benim lezzetim iyi değil, tadım güzel değil, hatta sizi zehirleyebilirim demek istiyor. Uğur böcekleri hangi açıdan bakarsanız bakın gerçekten çok güzel ve nadir görüntüler veriyor. Ancak biz insanların ona ilgisi de çok önemli. Yani bu ilgiyi abartmamak lazım. Taşları yerinden kaldırmamak, onları saklandıkları kuytulardan aslında çıkarmamak gerekiyor. Kahramanmaraş'taki yetkililer ve bilim insanları umarım kısa bir süre içerisinde buna da bir çare bulacaklar. Uğur böceklerini bulutların ötesindeki sığınaklarında bırakıp Kahramanmaraş'a geri dönme vakti. Çünkü bu kez keşif zirvelerde değil, şehrin birkaç metre altında. Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu mahallesindeyim. Güzel bir mahalle, dar sokakları var. Arkamda da bir düğün, bütün eğlencesiyle devam ediyor. Bu mahalle aslında gecekondu yapılaşmasına sahne olmuş bir bölge. Daha sonra yapılaşma yukarılara doğru devam etmiş. 2007 yılında burada ortaya çıkan çok önemli bazı arkeolojik eserler bütün bu mahallenin kaderini değiştirmiş. İşte bu eserlerden sadece küçük bir bölümünü göstermek için buraya geldim. Bu çatıyla kapatılmış alana giriş bir zaman eşiğinden birkaç basamak aşağı inip aynı mekanı başka bir çağda dolaşmak gibi. Zamanın bu diliminde az önce gördüklerimden çok farklı bir yaşamın izleri, şatafatlı bir villanın özenle işlenmiş salon mozaikleri ve yapılardan geriye kalan bezeme parçaları, varlıklı bir yaşantının izleri olan sırlı küp kırıkları var. Kahramanmaraş'ın bulunduğu bölge, Suriye'den başlayıp Mezopotamya ve İç Anadolu'ya kadar devam eden çok önemli ticaret yolunun üzerindeydi. Bu yüzden de çağlar boyunca bu bölgede yerleşim hiç eksik olmadı. Bilim adamları Yukarı Döngel Köyü'nde özellikle Direkli Mağarası'nda ilk çağ yerleşimlerinin izlerini aramışlar ve çok ilginçtir, 18 bin yıl geriye kadar gitmişler. Paleolitik dönem bu. Arkasından Neolitik dönem, Kalkolitik dönem, Tunç ve Demir çağları, yani çok uzun çağlar boyunca Kahramanmaraş'ta yerleşim var. Yine yakın dönemde Roma yerleşimi görülüyor Kahramanmaraş bölgesinde. Ancak burada bilim adamlarını durduran bir şey var. Roma yerleşimlerine ait izler çok az. Ayakta kalan mimari yapı neredeyse yok. Bu yüzden 2007 yılına kadar beklemek zorunda kalmışlar. 2007 yılında çok ilginç bir olay olmuş. Üstelik şu bulunduğum mahallede. Roma döneminde şimdiki Maraş'ın bulunduğu bölge Romalıların hakimiyet alanı olunca kente o dönemde hüküm süren İmparator Gaius Caesar Germanica'nın onuruna Germanicaea ismi verilmiş. Ve bu bölgede ticaret yollarının üzerinde olması nedeniyle ve askeri öneme sahip olması nedeniyle askerler, tüccarlar, elit kesim yerleşmiş. İşte bu gördüğünüz müthiş mozaikler onların evlerinin tabanlarından geriye kalanlar. Yani bunlar aslında onların evlerini süsleyen ipek halılar ve ortaya çıkış hikayeleri de
çok ilginç. 2007 yılında bu bölgede oturan bir vatandaş odasının zeminini kazmaya başlıyor. Çünkü evini yaparken evinin altında bu mozaiklerin olduğuna dair bazı işaretleri önceden görmüş. Mozaiklerin de çok değerli olduğunu anlayınca satmanın yollarını araştırmış. Ancak bu ortaya çıkmış ve bilim adamları hemen bölgeyi kontrol altına almışlar. Kazıya devam etmişler ve işte bu inanılmaz Maraş mozaiklerinden karşılaşmışlar. Bunlar dünya mozaikleri arasında büyük bir öneme sahip, gerçekten çok güzel mozaikler. Çevrelerine büyük bir duyarlılıkla bakıp gördükleri her ayrıntıyı taş parçalarıyla resmeden, çizdikleri villaların sahiplerinin adını bir köşeye iliştiren, toprağın verimli, dağların hayat dolu olduğunu çağlar ötesine aktaran sanatçılar, bir gün bu şehri tamamen unutulmaktan kurtaracaklarını bilmeden çalıştılar. Kahramanmaraş mozaiklerinin benzersiz yanları var. Örneğin, taşlarla üç boyut oluşturulmuş. Farklı renklerde taşlar kullanılarak gerek hayvanlara gerekse insan figürlerine üç boyut verilmeye çalışılmış ve bu çok başarıyla gerçekleştirilmiş. Maraş'ı çevreleyen Ahır Dağları o dönemde ormanlarla kaplıydı. Ve bu ormanlarda avlanan Romalıları tasvir etmiş sanatçı. Ağaçtaki kuşu elindeki silahla avlayan adam var mesela önümde. Hemen önünde de bir geyik diz çökmüş durumda. Yani buradan şunu anlıyoruz. O dönemde şehirde çeşitli canlılar var. Boğalar, horozlar, evcil hayvanlar ve bunların dışında evcil olmayan hayvanlar da dağlarda. Ayılar, geyikler, tilkiler ve diğer hayvanlar. Sanatçı bütün bu figürleri büyük bir başarıyla ortaya dökmüş. Kim bilir bunun gibi daha neler hala toprak altında. Ve gezimizin ikinci durağı Hatay. Biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta bulunan o benzersiz mozaikleri sizlere göstermiş ve anlatmaya çalışmıştım. Ancak buraya kadar gelmişken Hatay'da dünyanın ikinci büyük mozaik müzesini görmeden olmaz tabii ki. Şimdi arkeolog Funda Yüksel'le bir randevum var içeride. Sizleri de yanımıza alarak Hatay'daki bu çok zengin müzeyi gezeceğiz. Mozaik Müzesi olarak planlanan binanın yapımına 1934 yılında başlanmış. Hatay Devleti zamanında tamamlanmış. Yörede 1932 yılında başlayan kazılarda bulunan mozaiklerin düzenlenmesi tam 9 yıl sürmüş ve müze 23 Temmuz 1948'de Hatay'ın Kurtuluş Bayramı'nda ziyarete açılmış. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Notlar alıyorsunuz. Notlar alıyoruz. Mozaikler üzerinde incelemelerde bulunuyoruz. Harika. Ama size birazcık ihtiyacımız var. Buyurun lütfen. Çalışmanızı birazcık aksatacağız ama şu harika mozaikler hakkında sizden özellikle bilgi almak istiyorum. Tabii, memnuniyetle. Bu görmüş olduğunuz mozaiğimiz Soteria mozaiği. Milattan sonra 5. yüzyıla ait ve Antakya'da bulunmuş bir mozaik. Bu bir hamamın taban döşemesidir. Soteria dolgun vücutlu bir Roma kadınını temsil eder. Kaç tane eser aşağı yukarı sergileniyor mozaik olarak? 200'e yakın mozaiğimizi sergilemekteyiz. Ancak müzemiz tabii eser bakımından, arkeolojik eser bakımından çok zengin bir müze. 36 bine yakın eserimiz var, arkeolojik eserimiz var. Tabii bunların hepsini teşhir etmemize olanak yok. Bunlar depolarda korunan eserlerimiz. Bu
Burada da Tarsus mozaiğimiz var. Üç ana sahneden oluşmakta. İlk sahnede Kartal kılığındaki Tanrı Zeus, güzel yüzlü erkek Ganimedes'i kaçırır vaziyette tasvir edilmiştir. Ganimedes'in annesi ve babası olayı hayretler içerisinde izlemektedir. Bu da yine milattan sonra 3. yüzyıla ait bir mozaik ama bu Hatay bölgesinde bulunmuş bir mozaik değil, Tarsus'ta bulunmuş bir mozaik. Evet. Burada da antik çağın ünlü şairi ve bestekarı Orfeus tasvir edilmiş. Elindeki lir aletini o kadar ahenkli ve güzel çalar ki bütün vahşi hayvanlar mozaikte görüldüğü üzere lirin çıkardığı sese cezbolmuştur. Agamemnon ormanda gezinirken Artemis'in kutsal hayvanı geyiği öldürür. Bunun üzerine bütün rüzgarları durdurur Artemis ve Troya Savaşı'nda yelkenler hareket edemez konuma gelirler. Bunun üzerine Kral Agamemnon rüzgarları estirmesi için Tanrıça Artemis'e yalvarır. Ancak Tanrıça Artemis bunu bir şartla kabul eder. Kızı İfigenya'yı Agamemnon Artemis'e kurban edecektir. Burada Agamemnon'un kızı İfigenya'yı Artemis'e kurban etmek üzere evden alma sahnesi tasvir edilmiştir. Ortada görmüş olduğunuz figür İfigenya'nın annesi Agamemnon'un ise eşidir. O da teslim olmuş durumda. Evet. Omuzundan tutmuş ve evet. Gönderiyor. Mitoloji şu şekilde devam eder. Agamemnon kızı İfigenya'yı Artemis'e kurban etmek üzereyken Artemis gökten bir geyik indirir doğa tanrıçası olduğu için, hayvanların koruyucusu olduğu için. İfigenya yerine geyik kurban edilir. Antik çağın mozaikçileri ellerinde boya ve fırça yerine küçük taş parçaları tutan birer ressam gibi çalışmışlar. Bazen taş parçalarını çok küçük boyutlara kadar indirip akıl almaz detaylara girişmişlerdi. Bu tarz çalışma elbette çok yorucu ve zaman alıcı olmalıydı. Ancak çoğu isimsiz bu ustaların arasında dönemin Michelangelo'ları, Leonardo'ları olmadığını kim iddia edebilir? Bundan Hatay Müzesi sadece mozaiklerden ibaret bir müze değil. Değil, kesinlikle. Adından da anlaşılabileceği gibi Hatay Arkeoloji Müzesi. Hatay Arkeoloji Müzesi. Yaklaşık 36 bin esere sahibiz. Mozaikler de tabii bu arkeolojinin bir parçası. Ancak dünyanın ikinci büyük mozaik koleksiyonuna sahip olduğumuz için hep mozaik müzesi olarak alınıyor. Anadolu'nun birçok yerinde tarihi zenginlikler var. Hatta tarihi zenginliği olmayan herhangi bir noktamız neredeyse yok gibi. Hı. Ama Hatay'daki bu zenginliğin fazlalığı neden? Hatay coğrafi konumu nedeniyle bir yol kavşağında bulunmakta. Yakın Doğu'yu Balkanlara bağlayan bir yol kavşağında bulunmakta. Dolayısıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir... Çok uzun süreçler boyunca tabii. Evet, ev sahipliği yapmış Hatay. O nedenle çok ciddi bir kültürel zenginliği, arkeolojik mirasa, kesinlikle paleolitik dönemden başlayıp Roma'ya, Bizans'a, İslami, Osmanlı'ya devam eden bir süreci izlemekte bu. Dolayısıyla Hatay bölgesi gerçekten arkeoloji açısından çok zengin bir bölge. Müzemizde bunun en büyük göstergesi. Mittanilerden Hititlere, Asurlulardan Urartulara, Roma İmparatorluğundan Bizans'a kadar tüm bu uygarlıkların sanat arayışlarını yansıtan tarihi eserleri Antakya'da görmek mümkün. 4. yüzyılda Roma döneminde yaşamış olan ünlü tarihçi Ammianus Marcellinus, dünyada hiçbir kent ne topraklarının bereketi ne de ticaretteki zenginliği bakımından bu kenti geçemezdi, sözleriyle tanımlar Antakya'yı. İnsanlık tarihinin bir özeti gibi Hatay. Eğer hala yer altında yatan tarih mirasının küçük bir bölümünü bile müzelerde sergileyebilmiş olsaydık, dünyanın en büyük koleksiyonlarına sahip olabilirdik. Gezi programımdaki son duraklardan biri de Hatay Reyhanlı yolu üzerinde kente 2 kilometre uzaklıktaki Habibi Neccar Dağı eteklerinde bulunan ve doğal bir mağara iken eklemelerle kiliseye dönüştürülen Saint Pierre Kilisesi. İsa'nın 12 havarisinden biri olan ve Hristiyanlığın ilk yıllarında Antakya'ya gelerek bu dini yaymaya çalışan Saint Pierre'in adını taşıyan kilisenin dünyanın ilk kilisesi olduğuna inanılır. Ayrıca tarihte ilk defa bu kilisede Hazreti İsa'nın dinini tanıyanlara Hristiyan denmiştir. Saint Pierre, Hristiyanlığın Katolik, Ortodoks ve Protestan olarak
mezheplere ayrılmadan önceki ilk kilisesi olma unvanını da taşıyor. Hatay, üç büyük semavi dinin buluştuğu bir nokta aynı zamanda ve Hatay'a kadar gelmişken Hristiyanlığın ilk mağara kilisesini görmeden gitmek istemedim. Saint-Pierre Kilisesi'ndeyim. Burası Hristiyanlar için bir hac noktası. Sunağın üzerindeki mermer Saint-Pierre heykeli 1932 yılında yerleştirilmiş. Kilisenin erken döneminden günümüze sadece taban mozaiğinin parçaları ve sunağın sağında duvar boyamalarının izleri kalmış. Işıklandırma ise son derece etkileyici. İsa'nın 12 havarisinden birisi olan Saint-Pierre, milattan sonra 29 ile 40 arasında bu bölgeye gelerek Hristiyanlığın ilk adımlarını attı. Özellikle halka Hristiyanlığı anlatmak istedi ve mekan olarak da işte bu mağarayı seçti. Burası bir kilise mağara. Dünya çapında ilk mağara kilise diyebiliriz buraya. Bazı başka özellikleri de var. Tarih boyunca bütün Hristiyanlıktan destek görmüş. Napolyon bile bu kiliseyi desteklemiş. Aynı zamanda bir yandan da baskı altında Hristiyanlar ve tehlike her an var. Bu toplantılar sırasında bir baskına uğradıklarında kaçabilmek için kilisenin bir köşesine bir tünel kazmışlar. Bu tünel zaman zaman yıkıldığı için içerisinde çok fazla ilerlenemiyor ama söylentiye göre bu tünelin çok ileride güvenli bir noktaya çıktığı varsayılıyor. Bunun dışında kilisenin içerisine kadar ulaşan bir su var. Bu su kutsal kabul edilmiş. Gerçekten çok güzel ve son zamanlarda restorasyonuyla da göze çarpan harika bir kilise. Hatay'daki birçok güzel yapı gibi. Mozaik bu bölgede çok kullanılan bir süsleme aracı. Kilisenin içerisinde mozaik bir taban var. Bu taban 1098 yılında Haçlı Seferleri sırasında yapılmış. Yine köşede kutsal suyun toplandığı bir mermer kase var. Ve işte kiliseden kaçış noktası da burası. Burada küçük bir odacık var. Odacığın bir köşesinde bir tünel başlıyor. Karanlık bir tünel. Nereye gittiği hala bilinmeyen gizemli bir yoldu. Hatay'a gelindiğinde mutlaka görülmeli diyebileceğim bir noktaydı Saint-Pierre Kilisesi. Şimdi de benim Hataylı dostlardan aldığım önerileri dinleyip Harbiye Mahallesi'ndeki adresi ziyaret zamanım geldi. Gerek Kahramanmaraş'ta, gerekse Hatay'da birbirinden güzel mozaikler, tarihi eserler gördük müzelerde veya kazı alanlarında. Günümüzde de bu işi sürdüren Hatay'da bir usta var. Abdullah Usta. Ona uğramadan Hatay'dan ayrılmayın dediler bize. Biz de bize bunu söyleyenlerin öğütlerini tuttuk ve yanına geldik. Şu anda bir büst üzerinde çalışıyorsun, evet, usta. Evet, bir Apollo başı yapmaya çalışıyorum. İşte gördüğünüz gibi hemen belirmeye başladı. Evet, ana hatlarıyla ortaya çıkmış. Çok güzel. Peki nereden başladı bu merak? Şimdi biraz da aile mesleği diyebiliriz. Bizim eski atalar hattattılar. Binlerce sayfalık eski, yani matbaa yok, fotokopi yok. Eskiden kendi yaptıkları kamış kalemle, kendi yaptıkları mürekkeple, fotokopi gibi veya matbaa gibi, yani bazı belirli kitapları kendi el yazması olarak yazarlardı. Evet. Yani bir sanat, aileden gelen bir sanat duygusu zaten var. Var. Bir ikincisi mesela taşa dokunuş. Yani 1930'larda mesela A kitabı best satıyor. Yani fazla satıyor. Her kişi tarafından isteniyor. Bizim atalar da düşünmüşler ki bizim yörede siyah bir taş var. Evet. Bunu 1 santimetre küp eninde ve 15 cm takriben uzunluğunda dikdörtgenler kesmişler. Ve her tarafına dişi bir satı yazı yazmışlar. Mürekkebe batırıyorlar. Kağıda basıyorlar. Yani taş kalıp. Taş kalıp. Tabii 1930'lardan bahsediyorum.
Yani ki tesadüf Fransızlar burada. Fransızlar diyorlar ki biz bu taş kalıplara talibiz. Ve taşa dokunuş veya taşın paraya dönüşümü o zaman başlıyor. Ve o zamanki başlayış şimdiye kadar geldi işte. Ve bizim atölyemizdeki eserler yani hemen hemen dünyanın başka hiçbir yerinde yoktur. Bu bölge, ne bu kalite ne bu fiyat. Bu bölge mozaikleriyle ön planda. Tabii ki Antakya eskiden biliyorsunuz yani dünyanın başlığı, belli başlı mozaik kentlerinden bir tanesi. Hatta biliyorsunuz yani Antakya Müzesi dünyanın en zengin mozaik müzelerinden bir tanesidir. Ben mozaik de yaptınız. Evet, mozaik de yapıyoruz ve olağanüstü yani güzellikte mozaikler. Yani sadece bu heykel büst değil yaptığınız şeyler. Yok, mozaikler de yapıyoruz ve olağanüstü güzellikte de mozaikler de yapıyoruz. Onları ve, nasıl görebiliriz? Ve ikincisi de hem doğal taş hem doğal renk. Abdullah Usta beni atölyesine götürdüğünde gördüğü manzara inanılmaz gibiydi. Burası atölyeden çok bir müzeyi andırıyordu. Tabii ki gerekirse arkalarını sertleştiriyoruz. Duvara takılmak üzere tablo gibi yapmaya çalışıyoruz. Aynen o antik dönemde yapıldığı şekliyle yapmaya çalışıyoruz. İşte o nasıl yapıldığını da şimdi göreceğiz. Evet. Ve gördüğünüz gibi önce taşlar böyle çubuk çubuk kesilir. Ha, taşlar önce çubuk halinde. Evet. Çubuk halinde kestiriyoruz. Biz evet. Kesemiyoruz. Maalesef yani makinamızın azlığından ve tabii ki paramızın azlığından daha doğrusu kestirtiyoruz. Daha sonra da böyle inciltiyoruz. Burada gördüğünüz gibi işte kelpetenle mesela şöyle örneğin. Tabii ki burada da bir şeyi öğreteyim. Yani uzunluğunu, ebatını parmağınızla ölçüyorsunuz. Ölçebiliyorsunuz daha doğrusu. Olur ya, bir gün mozaik yapmayı düşünürseniz püf noktalarının en önemlilerinden birisini de size öğretmeye çalışayım. Ve daha sonra gördüğünüz gibi bu taşlar yavaş yavaş işte ufak bir yapıştırıcı vasıtasıyla. Belki eski dönemlerde onu ve gördüğünüz gibi farklı malzeme kullanarak yapıyorlardı. Yok, hayır, aynı malzemeyi kullanıyorlardı. Fakat yani tutkal olarak için, tabii ki. Eskiden direkt yer karosu olarak düşüyorlardı. Tabii ki biz şimdi de kullanım alanını genişletmek için ve daha doğrusu yerde başka şeyler kullanıldığı için biz artık bunları yani duvarda pano gibi mesela bu çok güzel. Çok ve ince. Tayçedir. Evet. Ve başka şeyler Dafne'dir. Dafne var. Evet. Evet, Dafne. Hayat ağacıdır. Bunlar hep senin elinden çıkıyor. Tabii ki. Oo. Tabii serittiğim su, vernik kullandığım takdirde kalıcıdır. Evet. Bu artık verniklenmiş oldu. Hayır, şimdi serittiğim su biraz sonra uçacak. Anladım. Bu fakat su. Ben onu yani suyun yerine vernik kullanmış anladım. Olsaydım. Vernik kullanınca sabit bir parlaklık kazanır. Evet, aynen böyle. Abdullah Usta'nın elinden çıkan yontuları gören yabancı uzmanlar, alaylı heykeltıraşı Antakya'da bulup atölyesinde dört bir yana atılıvermiş gibi duran eserlerini incelemişler ve onu antik çağın heykel sanatına en fazla yaklaşabilen usta sanatçı olarak kabul etmişler. 300 yıldır el yazması kitapları çoğaltan bir aileden gelen Abdullah Özalp, kötü niyetle kullanılmaması için eserlerine adını kazıyıp orijinal değildir belgesi veriyor. İşte böyledir Anadolu. Hiçbir zaman sahip olduğu büyük zenginlikleri yüksek sesle dile getirmez. Gururlu ve mağrur saklar içinde. İster ki birileri gelsin, değerini bilsin, arasın, bulsun ve dünyaya göstersin.
yaşamın izlerini sürmek için tekrar buluşalım.